net ekranlarından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Buran Altınsoy. Gördüğünüz bilgisayar benim şahsi kullandığım MacBook Pro 16 inç i9 işlemcili modeli, kişisel bilgisayarım ve şu anda izlediğiniz bu videoda dahil olmak üzere birçok videoyu bu bilgisayarda montajlıyorum. Bu da benim sürekli kullandığım cep telefonum, kişisel cep telefonum iPhone 11 Pro ve ben bu iki Apple ürününü hatta Apple Watch ve diğerlerini de tabii ki buna dahil edebiliriz ama özellikle bu ikisini Mac ve iPhone'u çok senkronize bir şekilde kullanıyorum. Evde aslında MSI'ın da yeni nesil bir modeli var. O da son derece gelişmiş Windows işletim sistemli bir bilgisayar. Fakat ben tüm işlerimi MacBook Pro'da yapıyorum. Açıkçası ikinci bir bilgisayarı açma ihtiyacı bile duymuyorum. Tabii bunun nedeni Apple'a olan büyük aşkım falan değil. Bu ekosistemin bana sunduğu avantajlardan faydalanmayı seviyorum. Şimdi bunu basit bir örnekle göstermek istiyorum arkadaşlar. İçinizde Mac ve iPhone kullananlar varsa belki bilenleriniz vardır. Fakat yakın zamanda yine bu işlemi yaparken iyi bir Apple kullanıcısı bir arkadaşımın bunu bilmediğini fark ettim ve birçok kullanıcının bu özelliği bilmiyor olabileceğini düşünerek böyle bir video hazırlamaya karar verdik. Arkadaşlar evinizde printer vardır. Yok yoktur, iş yerinizde vardır. Biliyorsunuz aynı zamanda artık hepsi scanner oldu, tarayıcı oldu. Fakat her zaman bir printer'ın ya da tarayıcının olduğu ortamda olamayabiliyoruz ve acil bir atıyorum çalışırken bir tarama işlemi yapmamız gerekiyor. Bunu genellikle şu anda birçok Android ve iOS kullanan arkadaşlar cep telefonlarına indirdikleri herhangi bir tarama programıyla vesaire tarayıcı scan eden programlarla yapabiliyordur, yapıyordur. Daha sonra bunu mail atıp ya da işte bir şekilde bilgisayarına gönderip kullanabiliyorlar. Fakat Apple'da bu ve benzeri işlemleri yapmak için oldukça basit bir kısa yol var. Ben size şimdi bunu göstermek istiyorum. Bu aslında ekosistem içerisindeki cihazların birbirleri ne kadar sağlam haberleştiğini de çok güzel gösteren bir örnek. Mac'inizin ekranında parmağınızla iki klik yaparak sadece iki kere trackpad'e dokunarak bir tarama işlemi, iPhone'u kullanarak bir tarama işlemi yapabiliyorsunuz ya da fotoğraf çekme işlemi yapabiliyorsunuz. iPhone kamerasını kullanarak Mac üzerinden bir fotoğraf çekme işlemi yapabiliyorsunuz. Hatta bir de farklı bir şey yapabiliyorsunuz. Onu da göstereceğim. Şimdi bilgisayarımın ekranına geçiyoruz. Evet bilgisayarın ekranındayız arkadaşlar. iPhone'umuzun da ekran kaydı açık. Şu anda Mac işletim sistemli bilgisayarımızın masa üstündeyiz ve iki parmağımızla trackpad'e tıklıyoruz. Yeni klasör bilgi ver, iPhone'dan içe aktar gibi seçenekler görüyoruz. Biz iPhone'dan içe aktar kısmının üzerine geleceğiz. Sağ tarafa geçtiğimizde fotoğraf çek, belge tara, çizim ekle gibi seçenekler görüyorsunuz. Arkadaşlar ilk olarak belge tara kısmını göstermek istiyorum. Mac üzerinden iPhone'u bir tarayıcı olarak nasıl kullanabileceğiniz, scanner olarak nasıl kullanabileceğimizi göstermek istiyorum. Şimdi belge tara dediğimizde, bakın iPhone şu anda masanın üzerinde. Belge taraya bastığımda Telefon kilitli de olsa bu ekran açılıyor, bir tarayıcı ekran açılıyor. Herhangi bir şeye gerek yok. Kaldırıyorum. Şu an telefon elimde arkadaşlar. Bir küçük küçük denemeler yapalım. Mesela şunu bir taramaya çalışalım hemen. Bakın otomatik olarak tanıyor onu. Bize komut da verebiliyor, kamerayı yakınlaştırın diyebiliyor mesela. Bu arada istediğiniz görüntüyü aldığınızı sezdiğinizde siz de şu ortadaki tuşa basabilirsiniz. Bir tane öyle de yapacağım. Şöyle yapalım bir de mesela. Direkt aldı, direkt çekti gördünüz. Farklı bir şey olsun. Mesela bunu tarayalım. O bölgeyi ya da tamamını tarayabiliriz. O bölgeyi taramak istiyoruz mesela. Bastığımda onu hemen kaydetti. Köşelerini ayarlayabiliyorsunuz. Kendiniz çektiyseniz köşeleri ayarlayabiliyorsunuz. Taramayı sakla diyorsunuz. Bunu da sakladık. Bir de mesela şöyle bir şey çekelim. Tabii A4, belge, evrak, fatura her şeyi çekebilirsiniz arkadaşlar. Evet şu an yine tarıyor muhtemelen taradı ve çekti. Evet, bunu da otomatik olarak aldı. Bir not yazdım. Bir de bunu tarayalım. Bu arada köşeler olduğu zaman daha hemen köşelerden tarıyor. Bunu da taradı ve aldı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü dosyamız oldu. Şöyle bir şey yaptık. Burada yine o ortadakini görecektir. Ama beklemeyip de ben basarsam ne oluyor? Komple oradaki şeyi alıyor ve bize böyle bir seçenek sunuyor köşelerini kendimiz ayarlayabiliyoruz. Yeniden çek diyorum. Şurayı aldık. Çektim. Direkt kendim çektim. Beklemedim. Tarama yaparken. Köşeleri böyle yapabilirim. Kendim çektiysem. Taramayı sakla diyelim. Şimdi kaydet tuşuna bastığımızda evet Mac'imizin ekranındayız yine. Görüyorsunuz arkadaşlar. Taranmış belgeler oraya geldi. Tıkladığımızda evet. Hepsi burada. Ne taradıysak görüyoruz. Müzik Peki diğer özellikler neler? iPhone'dan içe aktar dediğimizde fotoğraf çek özelliği de vardı. Onu da basitçe görelim. Fotoğraf çeke bastığımızda şimdi kamera açıldı görüyorsunuz. Tabii kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz ön kamera, isterseniz arka kamerayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir fotoğraf çekelim fotoğrafı kullan diyelim. Direkt gördüğünüz gibi buraya geldi o fotoğrafta. Ve son olarak da son bir sekme vardı orada hatırlarsanız. iPhone'a iç aktar. Çizim ekle. Çizim ekle de telefonunuzu görüyorsunuz. Otomatik olarak çizim yaratmak için iPhone'unuzu kullanın diye bir ibare çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi iPhone ekranında da bir çizim ekranı açıldı. Buraya mesela SDN yazalım. Örnek olarak gösteriyorum arkadaşlar. Buraya direkt çiziminizde de PNG olarak gelmiş oldu. Bu özellikleri bilenleriniz vardır belki ama bilmeyenleriniz için biz bir hatırlatmak istedik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Ben bilgisayarımda MacOS Catalina'yı kullanıyorum. Güncel işletim sistemini kullanıyorum. Telefonumda da iOS 13'ü kullanıyorum. Yine güncel versiyonuyla kullanıyorum. Her iki cihazda da aynı Apple kimliğiyle giriş yapıldıysa, aynı Apple kimliğiyle kullanılıyorsa siz de gösterdiğim şekilde Mac'inizde masa üstünden birkaç küçük dokunuşla iPhone'unuzun kamerasını kullanarak hem tarama işlemi hem fotoğraf çekme işlemi yapabilir hem de iPhone üzerinden aldığınız notu Mac'inize otomatik olarak kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve Shiftletnet YouTube kanalına hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben Buran Altınsoy, sonraki bölümde görüşmek üzere.